Tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sade bir şekilde kutlandı. Alınan karar doğrultusunda kutlama yapılmazken Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Anıta Samsun Valiliği, Samsun Garnizon Komutanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Çelenk töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Samsun Valisi İbrahim Şahin tören defterini imzaladı. Vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ülkemizin bağımsızlığını kazandığı Zafer Bayramı'nın 93. yılını bir kez daha birlik ve beraberlik içinde kutlamak üzere huzurundayız. Anıttaki tören Vali Şahin'in konuşması sonrası sona ererken daha sonra Samsun Valiliği yaşayan Atatürk Salonu'nda Vali İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'la birlikte tebrikleri kabul etti. Valilikteki kabul töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda programla devam etti. İlginin oldukça az olduğu törenlerde ilk olarak protokol, askeri araç üzerinde alanda bulunanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Garnizon Komutanlığı'ndan Tabip Albay Yavuz Erdin günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yaptı. Tarihin sahnesinde var olduğu andan itibaren bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olmuş yüce Türk milletinin vatanını işgal etmek isteyenlere karşı verdiği onurlu mücadeleyi zaferle taçlandırmasını, 93. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Konuşma sonrası İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nden Melike Can ve Hüseyin Basri Kurt 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel şiir okudu. Bir delikanlıysam atsız, pusatsız olabilirim, bayraksız olamam. Program askerler, gaziler ve öğrencilerin tören geçişinin ardından sona erdi.